189. sayfa alıştırmalar 1. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazınız. Bir açının kolları ışındır. Bu ifade doğrudur. Ters açıların ölçülerinin toplamı her zaman 180 derecedir. Bu ifade yanlıştır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşit oluyor. Eğer ikisi de 90 olursa toplamı 180 olur. Her zaman 180 derece olmaz. Bir açının ölçüsü 20 derece ise tümlerinin ölçüsü 160 derecedir. Bu ifade de yanlıştır. Bir açının ölçüsü 20 ise bütünlerinin ölçüsü 160 olur, tümlerinin değil. Bir açı ile açının tümlerinin ölçüleri eşit ise açının ölçüsü 40 derecedir. Bu ifade de yanlıştır. Şimdi bir açı ile açının tümlerinin ölçüleri eşitse bu açı 45 derece oluyor. Tümleri de 45 derece olur çünkü. Bir açı ile açının bütünlerinin ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bu ifade doğrudur. A açısı sembolle bu şekilde gösterilir. Evet, bu ifade de doğrudur. 2. Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 50 derece fazladır. Buna göre açıların ölçülerini bulunuz. Şimdi küçük açıya bir kat dersek büyük açı bundan 50 derece fazlaymış. Yani bir kat artı 50 olur. Bunlar bütünler oldukları için toplamları 180 dereceye eşit olur. Şimdi burası 2 kat olur. 2 katla 50'nin toplamı 180 olursa 180'den 50'yi çıkardığımızda 2 katı 130 derece buluruz. 130 da 2'ye böldüğümüzde açılardan küçük olanın ölçüsünü 65 derece buluruz. Büyük olan da bundan 50 derece fazla olduğu için onun ölçüsü de 65 ile 50'yi topladığımızda 115 derece olur. 115 ile 65'in toplamı da 180 olduğu için bunlar bütünler olmuş oldular. 3. Tümlerinin ölçüsü 60 derece olan açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? Önce açının ölçüsünü bulmak için 90'dan 60'ı çıkarırız. 90'dan 60 çıktığında 30 olur. Yani açının ölçüsü 30'dur. Bütünlerinin ölçüsünü bulmak için 180'den 30'u çıkarırız ve bütünlerinin ölçüsünü 150 derece buluruz. 4. Yandaki şekilde A, B ve C doğruları verilmiştir. Buna göre şekildeki komşu, tümler, bütünler ve ters açıları belirtiniz. Evet. Komşu açıları belirliyorum. Mesela K, A, B açısı ile B, A, C açısı komşudur. Sonra B, A, C açısı ile CAD açısı komşudur. Daha sonra CAD açısı ile DAE açısı komşudur. Daha sonra DAE açısı ile bu sefer EAF açısı komşudur ve EAF açısı ile F AK açısı komşudur. Son olarak FAK açısı ile KAB açısı komşudur. Şimdi komşu açıları belirledik. Tümler açıları belirleyelim. Tümler açılar ölçüleri toplamı 90 olan açılar. Burada BAC açısı ile CAD açısı tümler açıdır. Bir de KAF açısı ile AFE açısı tümler açılardır. Evet. Bütünler açıları belirleyelim. Bütünler açılar ölçüleri toplamı 180 derece olanlar. Mesela KAC açısı ile CAD açısı bunlar bütünlerdir. Bir tane de alt tarafta gösterelim. O da KAF açısı ile mesela FAD açısı bütünler açılardır. Ters açılara örnek verelim. Ters açılar mesela KAF açısı ile CAD açısı ters açıdır. Bir de FAE açısı ile BAC açısı ters açılardır. Bir tane daha verelim isterseniz. KAB açısı ile EAD açısı da ters açılara örnek olarak verilebilir. 5. Kareli kağıtta verilen BCD açısına eş bir açı çiziniz. Çizdiğiniz açı ile BCD açısının ölçülerini açı ölçer kullanarak bulunuz. Ölçülerin eşit olmadığını kontrol ediniz. Şimdi BCD açısına eş bir açı çizeceğiz. Mesela açının köşesi şurası olsun ve bu noktanın adı K noktası olsun. Şimdi C ile K arası 4 birim. O zaman B ile de bakın şurası 4 birim mesafede. Bu da L olsun. Sonra şöyle bir şey yapalım. Buradaki K ile C arası 4 birimdi. D ile de 4 birim sola doğru gittiğimizde şurası M olsun. Şimdi K ile bakın buradaki L'yi birleştirelim. Işınımız böyle oldu. Sonra M'yi birleştirelim. Bakın böyle. Şimdi çizmiş olduğumuz L, K, M açısı ile B, C, D açısı eş açılar olmuş oldu. Bunları açı ölçerle ölçülerini bulup kontrol edebiliriz.